Finlandiya uzun ve soğuk kışları, harika ormanları ve geniş kapsamlı sosyal yardım sistemiyle tanınıyor. Finlandiya ekonomisi ise diğer Avrupa ekonomileriyle hemen hemen aynı düzeyde. Peki Finlandiya halkını bu kadar mutlu eden şey ne? Bu sorunun cevabından kendileri de pek emin değil. Ekonomimiz iyi, belki ondandır, bilemiyorum. Belki de doğayla çok iç içe yaşadığımız içindir. Mutluluklarının ardındaki neden kesinlikle hava koşulları değil. Bu emekli çift de öyle düşünüyor. İklimden dolayı olamaz. Kış aylarımız çok uzun ve karanlık geçiyor. Belki güvenlik seviyesinin yüksek oluşudur. Burası güvenli bir ülke. Sürekli korku halinde olmanız gerekmiyor. Burada çevrenizdekilere güvenebilirsiniz. Finlandiya'da mutluluk seviyesini yükselten unsurlar, doğa, güvenlik, keseye uygun çocuk bakımı, ücretsiz eğitim ve sübvansiyonlu sağlık sistemi. Listede ilk 10'a giren diğer ülkelerde de benzer nedenleri gözlemlemek mümkün. Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Afganistan gibi çatışma yaşanan ülkelerin listenin sonlarında yer alma nedenlerini anlamak zor değil. Ancak dünyanın en güçlü ülkesi olarak nitelendirilen ve bir numaralı ekonomiye sahip olan Amerika'da mutluluk seviyesinin düşmeye devam etmesi dikkat çekiyor. Amerika bu yıl 19. sıradaydı. Raporda bunun temel nedeninin uyuşturucu, kumar ve dijital medya bağımlılığıyla gelen depresyon olduğu ileri sürüldü. Son 10 yıl içinde insanların mutluluk oranlarının en çok arttığı ülkeler Orta ve Batı Avrupa, Güney Afrika ve Latin Amerika'da. Birleşmiş Milletler raporunda bir ülkedeki insanların mutluluğunu etkileyen nedenlere de odaklanılıyor. Ekonomik imkanlar, sosyal destek, iyi yönetim, sağlıklı yaşam süresi, yolsuzluktan arınmışlık ve cömertlik de önemli etkenler arasında. Raporda gönüllü olarak başkalarına yardım eden insanların da daha mutlu olduğu belirtiliyor. Sosyal medyada harcanan zaman arttıkça mutluluk seviyesi de azalıyor, özellikle de ergenlik çağındakilerde. Mutlu insanlar seçimlerde genelde görevde olan kişiye oy veriyor. Bu durumda son dönemlerde iddialı popülist siyasetçilerin yükselişe geçmiş olması, mutsuz insanlara hitap etmeleriyle bağlantılı olabilir. Raporda bir ulusun mutluluğunu etkileyen birçok etken olabileceğinin ve bunların her ulusta farklı sonuç yaratabileceğinin de altı çiziliyor. Bazen havadan şikayetçi olmak istediğinizde durup kendinize dünyanın en mutlu ülkesinde olduğunuzu hatırlatmanız gerekiyor. Şimdi öğle çayımızı içmeye gidiyoruz. Değişmeyen tek bir şey var gibi görünüyor. Güneşli hava da her zaman mutluluğu garanti etmiyor. Burcu Gündoğan, Amerika'nın Sesi, Washington.